Okulda olduğunuzu ve okulunuzun birbiriyle zıt düşecek iki konuşmacıyı davet ettiğini hayal edin. Diyelim ki tartışma okulda gazlı içecek satımının durdurulması hakkında. İlk kişi tartışma konusunu haklı çıkarmak isterken, ikincisi ise tam tersini savunuyor olsun. Bir dinleyici olarak aldığınız bu iki farklı mesajı nasıl değerlendireceksiniz? Bu videoda bir mesajın destekçisi veya karşıtı olmanızı belirleyen 3 farklı kriterden bahsedeceğiz. İlki, mesaj özellikleridir. Bunlar aldığımız mesajın özelliklerini oluşturur. Mantığınız sayesinde bu mesajın tutumlu ve mantığa yatkın mı yoksa tutarsız mı olduğunu değerlendirirsiniz. Mesaj özellikleri aslında mesajı ne şekilde değerlendirdiğinizle ilgilidir ama kapsadığı anlam bununla sınırlı değildir. Mesajın nasıl oluşturulduğu, konuşmacının dil ve anlatım kurallarına uyuyor oluşu, kullanılan sözcüklerin doğru olup olmadığı, konuşmanın uzunluğu, tüm bunlar bize verilen mesajın özellikleridir. Mesajın kendisine odaklanıyor olsak da aynı zamanda çevresel koşullara da dikkat ederiz. Bunlarsa kaynak özellikleridir. Şimdi ilk konuşmacımızı tekrar düşünelim. Tartıştıkları konu hakkında yetkin, bilgili ve güvenilir oluşları, tartıştıkları konuyu makalelere mi yoksa internetten yaptıkları araştırma ve anketlerle mi destekledikleri, bunlara ek olarak konuşmacıların geldiği ortam ve şu an bulundukları yer de örnek olarak verilebilir. Okulun kampüsünde mi konuşma yapılıyor yoksa resmi olmayan kafe ya da bar tarzı bir mekanda mı? Sonuncu özellikse mesajı bizim ne şekilde algıladığımızdır. Buna da hedef özellikleri yani dinleyici özellikleri denir. Bu özellikler mesajı alan dinleyicinin kendi özellikleridir. Burada belirtilenler sizin ortamda ne şekilde bulunduğunuzdur. Keyfiniz yerinde mi değil mi? Özgüveni yüksek biri misiniz yoksa düşük mü? Uyanmış ve dikkatli misiniz yoksa tüm gece çalışarak sabahladığınız için yorgun musunuz? Yani dinleyici özellikleri, dinleyicinin sahip olduğu tüm özellikleri kapsayabilir. Ne kadar zeki oldukları ve hatta o gün yeterli beslenip beslenmedikleri gibi. Bunların hepsi bizim mesajı algılayışımızı etkiler. Bahsettiğimiz tüm bu özellikler en çok da dinleyici özellikleri, detaylandırma olabilirlik modelinde önemli yere sahiptirler. Bu model tutumlarımızın nasıl oluştuğunu ve nasıl değişebileceklerini açıklamayı amaçlar. Aynı örnekle devam edelim. Siz dinleyicisiniz ve hala bu iki konuşmacıyı dinliyorsunuz. Aslında sunum yapılırken insanların konuşmanın hangi özelliklerine dikkat ettiği sorusu önemsediğimiz tek şey değil. Bunun yanında mesajı ve ne şekilde değerlendirdiğimiz ya da ikna olup olmayışımızı belirleyen çeşitli kriterler de bilmek isteriz. Detaylandırma olabilirlik modeline göre mesajı iki olası yoldan algılayabiliriz. Bunlara merkezi ve çevresel rotalar denir. Bu iki rotadan biri seçildikten sonra alınan mesaj 3 farklı aşamadan geçecektir. İlki dinleyici yani hedef özellikleriyle ilgili. Mesajı ve ikna olup olmayacağımızı değerlendirmeden önce mesaj bir filtreden geçer. Bu filtre mesajı ve mesajın durumunu nasıl algıladığımızı belirler. Belki tartışılan konu sizin için çok ilgi çekici ve konuya o kadar ilgilisiniz ki hakkında daha fazlasını öğrenmek için istek ve motivasyonunuz var. Konuyu da önemsiyorsanız, detaylandırma olabilirlik modeli bu durumda merkezi rotayı kullandığınızı iddia eder. Ya da konuya ilginiz olmayabilir ya da konuyu dinlemek için isteğiniz de yoktur. Öğle yemeğinizi yiyemediğiniz için aç olabilirsiniz ya da konuyu önemli bulmuyor olabilirsiniz.
Tüm bu dinleyici kriter ve özellikleri siz henüz bilgiyi işlemeden önce devreye girer. İkinci aşama, işleme aşamasıdır. Bu aşamada hem mesaj hem de konuşmacı kaynak özellikleri devreye girer. Merkezi rotayı kullanırken dinleyici konuyla ilgili ve motivasyonu yüksekse kendisine verilen mesajın içerik ve kalitesine dikkat edecektir. Bu da mesajın derin işleme aşamasına girmesi demektir. Bu terimi konuyu gerçek manasında anlamak olarak açıklayabiliriz. Peki konuya ilgisi olmayan ve mesajı değerlendirmek için motivasyonu olmayan insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar mesajın kendisinden çok yüzeysel olan özelliklerine odaklanırlar. Konuşmacının ne düzeyde karizmatik ya da çekici olduğu, PowerPoint sunumunun ne denli etkileyici göründüğü, konuşmacının dinleyici kitlesini kaç defa güldürdüğü gibi örnekler verebiliriz. Bu tarz yüzeysel özelliklere dikkat ettiklerinden dolayı mesajı derinlemesine değerlendirmezler. Buna da sığ işleme denir. Peki, tüm bu bahsettiklerimiz tutumumuzun değişiminde nasıl bir rol oynar? Yüksek ilgi ve motivasyon alınan mesajı derinlemesine işlememizi ve değerlendirmemizi sağlar. Bu derinlemesine işleme sonucunda da mesaja karşı olan düşüncelerimizde uzun süreli ya da kalıcı bir etki veya değişim gözlemlenecektir. Çevresel rotayı kullananlar da tutum değişimi gerçekleşebilir. Fakat tutum değişimi gerçekleşse dahi bu geçicidir. Zamanla etkisini kaybedecek ya da bir başka tartışma sonucunda kolaylıkla değişebilecektir. Anlık olarak konuşmacı tarafından ikna edilmiş görünseler de bu etki muhtemelen uzun sürmeyecektir.